Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve ashabhi ajamain. Değerli arkadaşlar, yine bir fecir buluşmasında sabah namazından sonra uzun zamandır okuya geldiğimiz İmam Nevevi'nin Riyadu Salihin adlı eserinin önüne oturduk elhamdülillah. Kaldığımız yerden hadislere devam edeceğiz. Bugün yeni bir konu. Konumuz günahlardan kaçınmak. Hatta insanı günahlara götüren yollardan da uzak durmak. Konu bu. Şimdi değerli arkadaşlar Allahu Teala'nın haram kıldığı şeyler belli. Kur'an ayetleriyle belli ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmiş, Peygamber Efendimiz'in bildirdikleriyle belli. Şimdi bizim o günahlara düşmemizi, o günahları işlemememizi istiyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi günahı işlememek için ne yapmak lazım? Oralardan, o ortamdan, o havadan, o günahın konuşulduğu, o günahın yapıldığı, o günahın söylendiği, anlatıldığı yerlerden uzak durmak lazım. Böyle olmalı ki günaha düşmekten emin olsun insan. Ama düşünün işte devamlı o günahın içindesin ama ben yapmam dediğinde ne kadar dayanacak acaba nefis? Ben yapmam, ben yapmam, ben yapmam dedikçe nefis senin üzerine, şeytan senin üzerine gelmeyecek mi acaba? Günün birinde sen de o gördüklerini, o konuşulanları, o yapılanları normal görüp kendinde yapmayacak mısın acaba? yapabilir insan. Onun için uzak durmak lazım. İşte buna dikkat çekiyor ayetler ve hadisler. Bakın ayeti kerimenin Nur Suresi'nde 15. ayeti kerime. Olay ifk hadisesi, Hazreti Ayşe annemize atılan iftira hadisesini anlatırken Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki ve tahsebu nehu Siz bu iftirayı normal, önemsizmiş gibi görüyorsunuz öyle zannediyorsunuz ve hu indallahi azim halbuki iftira meselesi Allah katında çok büyük bir cürümdür çok büyük bir cürümdür ha şimdi bizim bir hastalığımız var nefis bunu bize dikte ediyor şeytan bizi kandırıyor hastalığımız şu bu zamanda bazı günahları normal görmeye başlıyoruz normal karşılamaya başlıyoruz canım ne olacak diyoruz ya. Allah buyuruyor ki siz canım ne olacak dediğiniz normal karşıladığınız o şeyler Allah katında büyük bir cürümdür ve büyük bir cezayı gerektirir. Bunu unutmayın. Diğer ayeti kerime Fecr Suresi'nin 14. ayeti. inne İnne rabbeke lebilmirsad. Senin Rabbin kesinlikle gözetliyor. Sizi görüyor. Devamlı sizi müşahede ederek görüyor diyor. Mevla Teala Hazretlerinin görmediği bir nokta var mı? Bir yer var mı? Allah'ın nazarından, Allah'ın bilgisinden uzak şu kainatta herhangi bir yer, bir nokta var mı? Yok. Biz böyle inanıyoruz. Allah da öyle söylüyor zaten. O zaman nerede olursan ol, istersen tek başına ol, istersen dağ başında ol, istersen karanlık, zifiri karanlık yerde ol. Nerede olursan ol, Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak dur. Allah muazzamışan orada da seni görür. Canım şu anda şimdi kimse görmüyor diyoruz. Bazen işlediğimiz günahları da böyle işliyoruz zaten. Kimse görmüyor burada diyoruz ve günah işliyoruz. Allah görüyor. Mevla Teala Hazretlerini için hesaba katmıyoruz? Evet. Hadis-i şerifler. Anin Nu'man ibn Bashir radıyallahu anhuma kâle: Semi'tu Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem yekûlu. Nu'man ibn Bashir efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan işittim şöyle buyurdu diyor. Ne buyurmuş peygamberimiz? İnnel halâle beyyinun ve'l harâme beyyinun. Helal da bellidir, haram da bellidir. Belli değil mi? Belli. İçki Allah'ın haram kıldığı şeydir. İnsan süt içsin, ayran içsin, meyve sularını içsin, su içsin ama kafasını alıp götürecek, kendini sarhoş edecek içki içmesin. Allah haram kılmıştır. Belli miymiş? Bak belliymiş. İnsan Allah'ın helal kılmış olduğu koyun eti, keçi eti, tavuk eti, balık eti, deve eti yesin. Ama domuz eti yemesin. Kendi kendine ölmüş leş eti yemesin. Bak helal belli, haram bellidir. Ve beynehuma müştebihatun la ya'lemuhun kesirun minen nas. Yalnız bu helal ve haramın arasında insanların çoğunun bilmediği şüpheli şeyler vardır. İnsanların çoğunun bilmediği şüpheli şeyler vardır. İşte mekruhtur. Tenzihen mekruh, tahrimen mekruh şeyler vardır. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ اِسْتَبْرَعَ لِد۪ينِهِ وَعِرْضِهِ Kim bu şüpheli şeylerden, bu ortada bulunan şüpheli şeylerden kaçınırsa dinini de korumuş olur, ırzını da korumuş olur. Yani şüpheli şeylerden kaçınmaktır asıl olan. Yoksa helal bellidir yaparsın, haram bellidir uzak durursun, durman gerekir. Ama aradaki o şüpheli şeyler var ya, asıl onlardan uzak durmalı diyor insan. Niçin? Niçin? Çünkü şüpheli şeylerden korunan insan, uzak duran insan ırzını da korumuş, dinini de korumuş olur. Peki, ve men vaka'a fil şubuhat. Vaka'a fil haram. Kim şüpheli şeylere dalarsa harama düşmüş olur. Nasıl? كَالْرَاعِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ Bir çoban düşünün ki, yasak bölgenin hemen etrafında, kenarında hayvanlarını otlatıyor. O hayvanlar yasak bölgeye her an girebilir. Öyle değil mi? As şurası yasak bölge, haram yani. Şurası yasak bölgenin hemen dışı, yani şüpheli şeyler. Şimdi kardeşim dağ var, orman var, tertemiz alanlar var. Niçin burada otlatmıyorsun hayvanlı sürdün oraya? E efendim ben harama düşmedim yasak bölgeye girmedim ki. Girmedin ama hayvan her an yasak bölgeye girebilir. Öyle değil mi? Onu söylüyor işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne kadar güzel tarif ediyor, anlatıyor. Görüyor musunuz? Örnekle. Ela ve inne li kulli melikin himan. Şunu iyi bilin ki, her padişahın, her kralın, her yöneticinin bir yasak bölgesi vardır. Ela ve inne himallahi maharimuhu. Dikkat edin. Allahu azimü şanında yasak bölge olarak addettiği, saydığı yer onun haram kıldığı şeylerdir. Allah'ın haram kıldığı şeyler Allah'ın yasak bölgesidir. Müslüman oraya girmeyecek, oraya ayak basmayacak. Kırmızı çizgi orası. Ela <laughs> Dikkat edin ve inne fi'l cesedi mudghatan. İza salahat salaha'l cesedü kulluhu ve izâ fesedet fesada'l kulluhu. Dikkat edin. İnsanın bedeninde bir et parçası vardır ki o et parçası iyi olursa, güzel olursa, rahat olursa bütün ceset, bütün beden de iyi olur, güzel olur, rahat olur. O et parçası bozuk olursa rahatsız olursa bütün beden, bütün ceset de bozulur ve rahatsız olur. Nedir o et parçası? Ela wahiyel kalp, o et parçası da kalptir. İnsanın kalbi rahatsız olursa bedene yayılır bu rahatsızlık. İnsanın kalbi rahat olursa bedende rahat ve huzurlu olur. Ne demektir? İnsan haramdan uzak duracak kalbine dahi, aklına dahi haramı sokmayacak. İnsan kalbine, aklına, hafızasına, hayallerine haramı sokarsa ne olur? Beden de, vücut da ondan rahatsız olur. Günün birinde de harama düşebilir diyor. Bakın ne dedi Peygamber Efendimiz? Uzak durun dedi. Yaklaşmayın o şüpheli yere bile yaklaşmayın çünkü düşersiniz. Düşebilirsiniz, yuvarlanabilirsiniz. Bir insan Şöyle efendim köprünün kenar demirine çıkmış, korkuluk demirinin üzerinde yürüyor. Ya niye şurada, burada yürüyorsun? E ne olacak gidiyor. Burada da yürünür, orada da yürünür. Ben burada yürüyorum. Aşağıya düşmedim ya. Düşmedin ama. Her an düşebilirsin değil mi? Onu söylüyor işte Efendimiz. An enesin radıyallahu anhu ennen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme veceded temreten fit tarik. Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz giderken yolda bir tane hurma görmüş, hurma bulmuş. Fakale demiş ki, لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا Eğer bu hurmanın bir sadaka malı, bir zekat malı olduğunu, olmadığını bilseydim, olmadığını kesin bilseydim bunu yerdim demiş. Ama şüpheli şey. Bilmiyorum ki bu belki de zekat malı, belki de sadaka malı. Zekat malını, sadaka malını yemem. Bana haram. Onun için yemiyorum. E efendim biliyor musun üzerinde sadaka mı yazıyor? Bilmiyorum. Şüpheli. Şüpheli olduğum için de uzak duruyorum bundan. Ama bilsem ki kesinlikle zekat ya da sadaka malı değildir. Bir kardeşimin malıdır. Ha. O zaman ben onu yerim diyor Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Ey müminler, ey Müslümanlar, şüpheli şeylerden uzak durun. E efendim ben sordum o helalmış. Şüpheli ise uzak duracaksın. Anin Nu'an ibn Sam'an radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale Nevvas ibn Sam'an adındaki sahabi efendimiz peygamber efendimizden şu sözleri bize naklediyor. Buyurdu ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, El birru husnul huluk. İyilik güzel ahlaktır. Güzel ahlak da iyiliktir. Bir insanın güzel ahlakı onun iyiliğini gösterir. Vel ismu ma hake fi nefsike ve kerihte en yattali'a aleyhin nas. Günah ise kötü fiil olan günah ise insanın kalbini huzursuz eden şeydir. Kalbi huzursuz olur o insanın. İşte o günahtır. Bir de günah insanların görmesini istemediğin şeylerdir. Aman kimse beni görmesin bunu yaparken. Aman burada bulunduğumu kimse görmesin dediğin şey günah şeydir. Bir de senin kalbini, mümin, müslüman kalbi olacak ama bu yani hastalıklı ya da kapkara olmuş bir kalp olmayacak. İmandan nasibi olan bir kalp ise bir insanın kalbi günah işlediğinde o kalbi onu rahatsız eder, huzursuz olur o kalp. Olur, olur, olur da ondan vazgeçene kadar. Bir yandan şeytan teşvik ediyor, bir yandan nefis teşvik ediyor, bir yandan belki arkadaşları, çevresi teşvik ediyor ama mümin kalbi, Müslüman kalbi o işten rahatsız olur diyor. İşte sana ölçü. Mümin, Müslüman kalbi insan için ölçü. An Vabisate İbni Ma'bedin radıyallahu anhu kale. Vabisa ibni Ma'bed bir şey anlatıyor şimdi bize. Diyor ki, Eteytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Vabisa radıyallahu an peygamber efendimizin yanına gittim diyor. Fakale efendimiz bana dedi ki, Gittim daha bir şey söylemeden Efendimiz dedi ki ci tetes anil bir iyiliği sormaya mı geldin? iyilik nedir? Sevap nedir? Güzel şeyler nelerdir diye sormaya mı geldin dedi. Kultu ben de naam evet dedim. Evet ya Resulallah. Fakale şimdi Efendimiz aleyhissalatu vesselam vabısa radıyallahu anha. Onun şahsında bütün insanlığa iyilikin İyiliğin, iyiliğin, güzelliğin, hayrın, sevap kazandıracak şeylerin ne olduğunu söylüyor. İstefti kalbek. Kalbine danış diyor. Bir şey yapacağın zaman kalbine danış. El birru matmaennet ileyhin nefsu vatmaenne ileyhil kalbu. İyilik insanın nefsinin ve kalbinin huzur bulduğu şeydir o mümin kalbi biraz önce söylediğimiz o kalple birlikte bak namaz kılıyorsun bir huzur duyuyorsun. Bir fakire yardım ediyorsun o bir huzur duyuyorsun. Oruç tutuyorsun iftar vakti bir su huzur duyuyorsun. Efendim açıyorsun dua ediyorsun içini Allah'a döküyorsun yalvarıyorsun yakarıyorsun o bir huzur duyuyorsun. Allahu Ekber diyorsun, Subhanallah diyorsun, Elhamdülillah diyorsun, La ilahe illallah diyorsun, zikirle meşgul oluyorsun kalp huzurlu. Bak işte bunlar insanın huzur bulduğu şey demek ki iyiliktir. Ona sevap kazandıran güzel şeylerdir. Kalbine sor diyor. Kalbin sana cevap versin. Peki. Vel ismu ma hakefin nefsi ve teraddede fi sadr. Kötülük ise, günah ise, insanın kalbinde, senin kalbinde huzursuzluk çıkartan şeydir böyle içinde rahatsızlık duyarsın ve devamlı tereddüt duyarsın. Tereddüt içinde olursun. Ya niye bunu yaptım? Yapmamalıydım. Şimdi beni birisi görmesin diye tereddüt ettiğin şey de sana günah kazandıran kötülüktür. Ve in afta'ken-nasu İstersen git insanlardan o konuda fetva iste, onlar da sana fetva vermiş olsunlar. O iş yanlışsa senin kalbin ne kadar fetva almış olursan ol rahatsız olur, huzursuz olur, olur. Şimdi bunu yaşıyor muyuz arkadaşlar? Vallahi yaşıyoruz. Yani ben mesela bazen rastlıyorum. Diyor ki böyle bir fetva aldım ama diyor içim rahat değil. Bir de senden öğreneyim. Veya bir de başkasından öğreneyim veya bir başkasına da soralım diyor. Almışsın fetvayı işte yürü. Yok kalbim rahat değil diyor. İnan ki içim rahat değil. Bir de bir başkasından öğrenelim diyor. Zaten Peygamber Efendimizin vabı radıyallahu anh'a söylediği de o. Kalbin hakem olsun. Yaptığın işte kalbini şöyle bir dinle bakalım. Kalbine şöyle bir danış. Kalbin rahatsa, huzurluysa yürü kalbin rahatsızsa, tereddütler içinde kıvranıyorsan bırak. İsterse insanlar yürü desin, sen onu bırak gene diyor Efendimiz. Ama tekrar ediyorum, bak üçüncü defa tekrar ediyorum. Bu kalp nasıl bir kalp? İmandan, Allah korkusundan, huşudan nasibini almış bir kalp. Herkesin kalbi değil yani. Diğer bir hadisi şerif. An Ebi Sirva'ata Ukbet ibnil Harifi radıyallahu anhu. Ukbe ibnil Harif radıyallahu an. Ennehu tezavvece ibneten li Ebi İhab ibn Azizin. Şimdi bu Ukbe radıyallahu an i̇bn İhab adındaki şahsın kızıyla evlenmiş. Bir sahabi efendimiz olan Ukbe İbnil Haris, diğer bir şahıs olan İb Ebi İhab İbni Aziz'in kızıyla evlenmiş. Evlilik yapmışlar. Evlilik hayatı devam ederken fe'etethu imratun. Bir kadın gelmiş onların evine. Fakalet demiş ki inni kad arda'tu ukbete velleti kad tezawwaca biha. Yahu ben demiş küçükken hem Ukbe'yi hem de Ukbe'nin karısını emzirdim. Şimdi Ukbe'yi de Ukbe'nin karısını da emzirmişse ne oldu bu Ukbe ile Ukbe'nin karısı? Aynı anneden süt emdikleri için süt kardeşi oldular değil mi? Süt kardeşinin hükmü nedir? Kur'an'da süt kardeşinin hükmü Nisa suresinde e, evlenemeyeceğin kişiler arasında sayılıyor. İnsanın evlenemeyeceği kişiler arasında süt kardeşi sayılıyor. Eğer birisi öbürsünün süt kardeşi ise aynı anneden süt emmişler ise isterlerse değişik memleketten isterlerse değişik kabilelerden olsunlar fark etmez. Onlar süt kardeşi olmuşlardır. Dolayısıyla evlenemezler. Şimdi kadın gelip bunu söyledi. Kime söyledi? Evleneli ne kadar olmuş bilmiyoruz ama evlenmişler, düğünlerini yapmışlar, hayata devam eden birilerine söylüyor. فَقَالَ لَهَا عُقْبَةً Ukbe diyor ki o kadına, ma alemu enneki arda'tini ve la akhbartini. İnan ki diyor senin beni emzirdiğini de bilmiyordum. Gelip bana da zaten bunu haber vermedin diyor. Ya evlilikten önce de bunu bana söylemedin diyor. Ama içi rahat ediyor mu? Etmiyor. Farakibe ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve selleme bil medineti fesalehu. Hemen devesini biliyor, Medine'ye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyor. Ukbe İbni Haris Medine'de yaşayan bir insan değil ama bu iş ortaya çıkınca içine bir kurt düşüyor, bir huzursuzluk duymaya başlıyor. Hemen biniyor bineğine doğru Medine'ye Peygamber Efendimiz'in yanına gelip soruyor. Diyor ki ya Resulallah ben biliyorsun ki şu kızla evlenmiştim bir kadın çıka geldi dedi ki "Yahu ben seni de karını da küçüklükte emzirdim siz küçük, süt kardeşisiniz." dedi "Ne yapayım?" deyince fakale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz buyuruyor ki "Keyfe vakad kıyıl Böyle söylendiği halde daha nasıl duruyorsunuz siz? Yani sizin süt kardeşi olduğunuzu söylüyorlar siz hala nasıl evli duruyorsunuz?" diyorlar. Efendimiz öyle söyleyince فَفَارَقَهَا عُقْبَتُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ Hemen ukbe hanımından ayrılıyor. Hanımı da gidiyor bir başka erkekle evleniyor. Şimdi ne oldu burada? Burada şu oldu. Ukbe diyebilirdi ki aman canım senin söylediğin bir söz de benim şu ana kadar duyduğum bir söz değil. Ne bileyim bizi emzirdiğini. Git yoluna kadın diyebilirdi evliliklerine devam edebilirlerdi. Ama huzursuzluk duyunca, rahatsızlık duyunca gitti işin aslını öğrendi. Öğrendikten sonra ne yaptı? İşte önemli olan bu. Öğrendi, ondan sonra da hemen gereğini yaptı, işin doğrusunu yaptı. Şimdi değerli arkadaşlar, neler geliyor, neler geçiyor başımızdan değil mi? Bazen bir hataya düştüğümüzü anlıyoruz, fark ediyoruz ama Yine de ondan dönmüyoruz. Niçin nefis istemiyor? Canım istemiyor. Canımız devam etmek istiyor ve öylece onu yaşamaya devam ediyoruz. Bakın. Özellikle evliler arasındaki talak konusunda, boşanma konusundaki sözlerde, davranışlarda bu çok görülüyor. Çok yaşıyoruz, çok duyuyoruz. Bir erkek karısına seni boşadım dedikten sonra kadın bir talak ...düşmüş oluyor, ondan boş oluyor. Kalıyor geriye iki talak. Ama bir insan üç defa bunu söylemişse... ...üç talakta gidiyor. Artık kadın kendi yoluna, erkek kendi yoluna gitmesi lazım. Ama böyle yapmıyorlar. Kimisi hakikaten karısını gönderiyor evine. Üç ay sonra, beş ay sonra, bir sene sonra... ...dayanamıyorlar. Tekrar bir araya geliyorlar. Hayatlarına devam ediyorlar. Veyahut da hiç göndermiyor. Akşam söylüyor... Sabahleyin yine hayatlarına devam ediyorlar. Sonra günün birinde geliyor hocanın birisine soruyor. Böyle böyle yaptım nedir bizim durumumuz? Hoca diyor ki kitaba göre, sünnete göre siz karı koca değilsiniz. Bunu öğrendiği halde çoğu insan var ki yahu çoluk çocuk var, evli barklı yani şu kadar senedir evliyiz, şu kadar çocuğumuz var biz ayrılamayız deyip yanlıştan dönmüyor hayatına devam ediyor. Bak böyle de bir hata var. Anil Hasan ibn Ali'nin radıyallahu anhuma kale. Hazreti Hasan kim bu? Hazreti Ali Efendimizin oğlu olan Hasan. Peygamber Efendimizin biricik torunu olan Hazreti Hasan diyor ki: "Hafiztu min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Peygamber Efendimizden şu sözü ben ezberledim diyor. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde Hazreti Hasan ve kardeşi Hazreti Hüseyin küçük yaştaydılar. 5-6 yaşlarındaydılar. Buna rağmen Hazreti Hasan diyor ki şu sözü ben hiç unutmadım. Peygamberimizden duyduğum, ezberlediğim hiç unutmadım. Nedir o söz? Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Efendimiz buyurdu ki sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyen şeye bak, ona yönel. Yani şüpheli bir şey varsa hemen o şüpheli şeyi bırak ve ondan uzaklaş. Şüpheli olmayan, sapa sağlam olan işlere giriş dedi efendimiz. Bunu diyor ben ezberlemişimdir peygamberimizden. Hiç unutmadım diyor. Bunu da rivayet etmiş. Ondan rivayet etmişler. Ondan rivayet etmişler. Kitaplara girmiş. Günümüze kadar gelmiş. Şüpheli olan şeyden uzak durmak. Aynen işte ilk hadisi şerifimizde olduğu gibi. Helal belli, haram belli. Aradaki şüpheli şeylerden uzak durmak asıl gerekiyor. Yoksa düşersin, yuvarlanırsın, parça olur gidersin, iş işten geçmiş olur. <laughs> An Aişe <laughs> radıyallahu anha kâlet. Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anha diyor ki, Kâne li Ebi Bekri Sıddîk radıyallahu anhu gulâmun. <laughs> Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bir kölesi vardı, bir hizmetçisi vardı. Yuhricu lehul haraç. Kazandığı parasını getirir, Ebu Bekir'e verirdi. Veya kazandığı parasıyla e, aldıklarını getirir, Hazreti Ebu Bekir'e verirdi. Ve kâne Ebu Bekir'in ye'kulu min haracihi. Ebu Bekir radıyallahu anh onun getirdiklerinden, onun kazandıklarından yerdi. Fece yevmen bi şeyin, Fa ekele minhu Ebu Bekir. Yine bir gün bu hizmetçi kazandığı parayla gelirken çarşıdan bir şeyler aldı. Getirdi Ebu Bekir'in önüne koydu. Hazreti Ebu Bekir de yedi. Fa lehul gulam. Ebu Bekir yedikten sonra o hizmetçi dedi ki Ebu Bekir'e tedri bu sana getirdiğim şey nereden kazandım biliyor musun? Fakale Abu Bekir'in ve ma hu Ebu Bekir de dedi ki nereden kazandın? Fakale diyor ki şimdi hizmetçi küntü tekehentü li insanin fil cahiliye ve ma uhsinul kehane illa enni khada'tuhu ben diyor cahiliye döneminde daha Müslüman olmadan önce bir adama falcılık yaptım. Fal açtım. Halbuki fal açmaktan da pek bilmem de pek anlamam da adamı kandırdım. Ona fal açtım, söyledim, bir şeyler anlattım ona. Tamam. Felakı <laughs> yeni daha yeni beni gördü. Bugün beni gördü, benimle karşılaştı. Fa'atani lizalike haza ladi ekelteminhu. O daha önce baktığım falın parası olarak bana verdi. Ben de gittim onunla bu yediğin yemeği aldım. O parayla biraz önce yediklerini aldım deyince. Şimdi bu Ebu Bekir'in kölesi cahiliye döneminde bir falcılık yapmış. Aslında kafadan atmış. Ya falcılığın kafadan at mı, atılmayanı mı var acaba? O da başka bir şey de. Yani falcılıktan da anlamayan birisiymiş bu adamı kandırmış, bir şeyler söylemiş. Öyle ayrılmışlar. Ne kadar sonra, çarşıda karşılaşmışlar. Adam demiş ki buna, yahu sen daha önce bir fal bakmıştın, parayı vermemiştim, ödeme yapmamıştım sana al şunu demiş. Bu Ebu Bekir'in kölesi de almış onu. Oradan bir şeyler almış. Hazreti Ebu Bekir'in önüne koymuş. Ebu Bekir de yemiş. Ne olacak? Ne olacak? Hazreti Ebu Bekir'in içine bir kurt düştü. Falcılıktan kazanılan para haramdır. Falcılık yapmak haramdır zira. Falcılıktan kazanılan para da haramdır. Haram parayla alınan yemek getirilip yenilince haram yenilmiş olur. Onun için Hazreti Ebu Bekir bir kurt düştü içine ama yedi. Yedi, yuttu, üzerine belki suyunu içti, belki sütünü içti neyse yani. Yedi. Ne yapıyor bakın Ebu Bekir radıyallahu anh. فَاَدْخَلَ اَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ fi بَطْنِهِ Derhal Ebu Bekir parmağını saldı boğazına. kanında ne var ne yok hepsini boşalttı kustu yediklerinin hepsini kustu. İşte böyle bir şey. Yani haram olan bir şeyin malına girmişse derhal malından çıkartman lazım. Üzerine giyinmişsen derhal çıkartıp kendinden uzaklaştırman lazım. İçinde oturuyorsan derhal onu halletmen lazım. Onu bir hayatından çıkartman lazım demektir yani bu. Onu anlıyoruz buradan. Aman haram'a bulaşmamalı. Bulaştığın takdirde de derhal o haramdan uzaklaşılmalı. En-Nafi'in En-Nure'r-Rabn'el-Khattab radıyallahu anhu kana farz'lilmühacirin el-evvelin 4000. Nafi' adındaki tabiinin ileri gelenlerinden. Hazreti Ömer'in evinde yetişmiş. Onun kölesi, o evin kölesi, azatlı kölesi olmuş Nafi. Ama nasıl bir zat? Kur'an-ı Kerim'in hafızı. Bugün Kur'an-ı Kerim 10 tarikten okunuyor. 10 vecih üzerine okunuyor. O vecihlerden birisi de nafiye ait. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen birçok hadisi nafi aracılığıyla biz öğreniyoruz. Özellikle Hazreti Ömer'in ve Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın rivayetlerini biz nafiden öğreniyoruz. Böyle mübarek bir insan Hazreti Ömer'in bir olayını anlatıyor şimdi. Diyor ki Hazreti Ömer halife olduğu zaman ilk İslam'a giren muhacirlere dörder bin dirhem maaş bağladı. Hazreti Ömer halife olduğunda ilk Müslüman olan ve Mekke'den Medine'ye hicret edenlere her birerlerine dört biner dirhem maaş bağladı ve farzı libnehi 3500 oğlu Abdullah da ilk müslüman olanlardan ilk hicret edenlerdendir oğlu Abdullah da hicret edenlerdendir biliyorsunuz ona 4000 değil de 3500 dirhem maaş bağladı Fakile lahu huwa minel muhacirin felmen qasstahu denildi ki Ömer'e Hazreti Ömer'e dediler ki bu Oğlun Abdullah da Mekke'den hicret eden muhacirlerdendir. Onun niye 500 dirhemini kestin? Niye az niye az maaş bağladın deyince fakale diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh inna ma bihi abuhu. O babasıyla birlikte hicret etti. Yakulu leysa huwa kemen hacara bi nefsihi. Yani o kendi başına hicret edenler gibi değildir. Dolayısıyla 3500 dirhem onun hak ettiğidir. 4000 dirhem değil. 4000 dirhem bütün zorluklarına katlanmış, bütün zorlukları göze almış, kendi başına binmiş, hicret etmiş, çölü aşmış, gelmiş olan muhacirlere yazdım. Onlara bağış bağladım ama bu babasından, babasının güvencesinde hicret etti nihayetinde diyor. Şimdi ne anlıyoruz? Hazreti Ömer, Hazreti Ömer biliyorsunuz adaletiyle ön plana çıkmış olan, sivrilmiş olan bir sahabi efendimizdir. Sahabenin hepsi adalet sahibi insandır. Ama Hazreti Ömer adalette bir önder olmuştur. Önder olmuştur. Onun için Hazreti Ömer'in adaletini anlıyoruz buradan bir. Yer. İkincisi, Hz. Ömer diyor ki, ben eğer ona 400 dirhem, diğerleri gibi 400 dirhem bağlarsam, o, o parayı hak etmediği için şüpheli olacak, belki de haram olacak ona. Çünkü o babasıyla birlikte hicret etti diyor. O şüpheden kurtarmak için Hz. Ömer oğluna 3500 dirhem bağlamış. عن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال عطية بن عروة ذكي صحابي أفندمز رضي الله عنه ديورك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم شو أبو لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس bir kul muttakilik derecesine Allahu Azimuşşan'ın dinini inceden inceye yaşayan insanlara muttakî deniliyor. Allah'ın haram ve helal çizgilerini, sınırlarını inceden inceye hesap eden ve öyle yaşayan, harama düşmekten son derece kaçınan kullara muttakî kullar deniliyor. He, bir kul muttakî ne zaman muttakî olur? Ancak şu zaman muttakî olur. Günaha girerim korkusuyla dikkat edin. Arkadaşlar dikkat edin. Bakın ölçüye bakın. Günaha girerim korkusuyla yapılması sakıncalı olmayan sakıncalı olandan zaten uzak duracağız bunu dersin başından beri okuyoruz, söylüyoruz. Sakıncalı olmayan bazı şeylerden bile Uzak durmadıkça bir insan muttaki olamaz diyor. Muttaki derecesine ulaşamaz. Sakıncalı olanlardan zaten uzak duracaksın. Bazı sakıncalı olmayan şeylerden de uzak duruyor. Niçin sakıncalı olabilir düşüncesiyle, tefekkürüyle, şüphesiyle uzak duracak ki bir insan muttaki olsun. Ölçü şu. Ölçü şu diyor ki acaba girdiği zaman bir insanın kalbine o kişi derhal o acabadan uzak duracak ki muttaki olsun. Takva sahibi insan olsun. Allahu azim inna Allah yuhibbul muttakin. Allahu azim takva kullarını sever. Takva olan, muttaki olan kullarını sever diyor ya. Allah'ın sevgisine mazhar olabilmek için bu ölçüde yaşamak lazım. Nerede o ölçüde yaşayan insan yok mudur? Elbette var. Elbette var ama ve kalilun mahum. Ne kadar azdır onlar. Rabbim muttaki kullardan olacak şuuru bizlere nasip eylesin inşallah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.